Derneği'nden merhaba, ben Merve. Kamera arkasında da Melih var. Bugün ilk defa salgın sonrasında şehir dışına çıkıyoruz. Çok bunalmıştık, böyle çok sıkılmıştık. Havalar da güzel, çok fazla insanın içine girmeyelim. Böyle çok fazla şehir gezmesinden ziyade böyle güzel doğayla iç içe olabileceğimiz bir yere gidelim istedik. Burası Almanya'nın Kassel şehri. Kassel şehri Almanya'nın Hessen eyaletinde bulunuyor. Burası Almanya'nın orta kısmında yer alıyor, tam ortası neredeyse. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Avrupa'nın en büyük parkındayız. Dünyanın da en büyük ikinci parkıymış burası. Buranın adı Park Wilhelmshöhe. Buranın içerisinde çok fazla kompleks yapı var. İşte bir anıt var. Daha sonra aşağı kısımda saray bulunuyor. Su fıskiyeleri var. Söyleyemedim. Fıskiyeleri var. Fıskiyeler. Aslında normal zamanda burada fıskiyeler var ve böyle su gösterileri yapılıyor. Ama salgın nedeniyle, salgından dolayı fıskiyeler şu anda kapalı. Hatta sarayın içi de kapalı. Sarayın önüne gittiğimizde tekrar orayı anlatırım size ama içeri giremeyeceğiz. Şu anda peki nerede duruyoruz? Tam önünde bulunduğum yer Herkül heykelinin önü. Heykel deniz seviyesinden 1500 metre kadar yükseklikte. Heykelin büyüklüğü, yani Herkül'ün yüksekliği 8 metre ama gerçekte, yani şu anıt, gösterebilir miyim bilmiyorum, 40 metre yüksekliğindeymiş. Toplamda 246 hektar büyüklüğünde ve durmadan inmeye devam ediyoruz. Aşağıdaki bahçeye, saraya ulaşabilmek amacıyla. Şu anda su gösterilerinin, normalde su gösterilerinin olduğu yerdeyiz. Buradaki 6 vanayı en yukarıdan açıyorlarmış ve o basınçla birlikte burada sular 50 metre yüksekliğe kendi kendine çıkabiliyorlarmış. Çok güzel su gösterileri olurken maalesef salgın sebebiyle şu anda kapalı. Arkamda görmüş olduğunuz, şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum, burada Zeus heykeli var. Herkül heykeli de yukarıda. Balıklara bakar mısın? Akvaryum balıkları var, kırmızı kırmızı. Yukarı çıkarken kaç basamak inip çıktığımızda sayalım diyoruz. İnerken saymadık ama çıkarken sayalım. Bence de. Sayalım kesinlikle. Ve burayı dolaşmak için kesinlikle 4-5 saatinizi ayırmanız gerekiyor. Ücreti var mı? Ücreti yok. Bedava. İnmeye devam. Evet, inmeye devam. Gerçekten düşündüğümüzden daha büyükmüş. 3-4 saatinizi ayırmanız gereken bir yer. İçerisinde restoranları, kafeleri de bulunuyor. Ve aynı zamanda piknik yapan insanlar da var burada. Yani yanlarına bir şeyler getirmişler ve böyle ağaçların arasında doğayla iç içe oturup sohbet edebiliyorlar. Gerçekten oksijenden başım döndü. Yani hem yüksek burası, aynı zamanda arabayla bile bayağı bir yokuş çıkarak geldik. Hem de böyle doğayla iç içe kahverenginin, yeşilin bütün tonlarını bir arada bulunduruyor. Gerçekten hani hem içerisinde böyle büyük bir parkın, bir ormanın olması, hem anıtın olması, hem bir sarayın olması gezilip görecek yerlerden birisi burası. Ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim, burası 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmış. Bir de bütün bu yolun geri dönüşü var. Bütün bu yolun geri dönüşü var. Yokuş çıkacağız bu sefer. Merdivenleri de çıkacağız. Rusya'daki saraylara inerken yol üstünde böyle küçük şelaleler var. Böyle onların sesleriyle, kuş sesleriyle, su sesleriyle ormanda yürüyüş yapabiliyorsunuz. Şuradaki de gitmek istediğimiz kale. Önünde bulduğumuz kale Löwenburg Kalesi, yani Aslanlar Kalesi olarak geçiyor Türkçe adıyla. Burası asıl kalenin bir replikası. Orijinali Prusya tarafından bombalanmış. Orijinal kalenin Armanolus'una çok fazla hizmeti bulunmuş. Aynı zamanda bu kalede 3. Napolyon idam edilmiş. Almanlar özellikle yıkılan şeylerine çok sahip çıkıyorlar. Yani yıkılan şeylerin tekrar bir replikasını yapıyorlar. Bunu göstermek için, unutmamak için sanırım. Bu kalede onlardan birisi, bu parkın içerisinde. Ama şu anda tadilatlı. Evet, şu an tadilatlı ve kapalı. Normalde burayı gezebiliyoruz. Bu da yukarıdan görünüşü aslında bir nevi. İçinizdeki dağcı mı uyandı efendim? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya normal yol varken biz niye böyle kısa yollardan gidiyoruz? Ben buraya nasıl ineceğim şimdi? Aa. Evet. Tablo gibi değil mi? Tablo gibi. Ana Saray'ın önüne geldik. Burası 9. Wilhelm tarafından 1798 yılında kurulmuş. Şu anda bir müze olarak kullanılıyor. İçerisinde de uluslararası tanınırlığı olan resimler sergileniyor burada. Buranın bahçesinde normalde her hafta sonu festivaller düzenlenirmiş. Ama şu anda yine salgın sebebiyle kapalı. Müze de şu anda kapalı durumda. Maalesef içerisini gezemeyeceğiz. Şu anda festivaller düzenlenemese de insanlar, böyle gençler kilimlerini almışlar, piknik örtülerini. Burada oturup sohbet ediyorlar. Ama gerçekten sohbet etmek için, böyle doğanın tadını çıkarabilmek için çok güzel bir yer. Kassel'de otursaydık herhalde her hafta sonu gelirdik buraya. Yaklaşık 2,5 saattir yürüyoruz. Videonun başında videoyu açtığımız yer tam olarak orası. Herkül heykelinin orası. Şimdi oraya inişi 2,5 saatti. Çıkışı bilmiyorum 5 saat mi olur? Yorulduk ama. Evet. İyi yorulduk. Gerçekten. Nasıl çıkacağız biz oraya? Bilmiyorum nasıl çıkacağız. Yani hani başka bir arabayla gelmemiş olsak, hani buradan çıkış var ama araba da orada. Arabayı da oraya bıraktık. Olmaz, ben seni bekleyeyim. Sen arabayı al gel, aşağıdan beni alırsın. Çok zekice. Çok zekice. Beyin bedava. Beyin bedava. Yarım saattir yokuş ve merdiven çıkıyoruz aşağıdan. Nefes nefeseyim. Daha buraya çıkamadık. Burada kaç merdiven var, ne kadar sürecek bilmiyoruz ama yarım saattir yürüyoruz. Aşağıdan yukarı toplam 40-45 dakikada falan çıkılıyormuş zaten. Aynen, çok fena. Ah, çok acı. Yok, akıl kârı değil yani buraya çıkmak. Hani satıyor kalbim. Çekiyorum zaman. Şurada bir daha dinlenelim. Mahvoldum. Bittim. İnişi çok güzeldi de çıkışı öyle değil arkadaşlar. Bence çıkışının bir şeyi vardır ya. Ring tarzı bir şey. Yani büyük herkesin buradan çıktığını düşünmüyorum ben. Geldiğimiz yoldan çıkmaya çalıştık ama. Aynen. Ama çok insan vardı çıkan. Çok insan var çıkan canım. Hadi biz yine gençiz, yaşlılar da çıkıyor. Avrupa'nın en büyük parkını birlikte gezdik. Şimdi biz arabaya bindik, evimize doğru yola çıkıyoruz. Açıkçası gerçekten buraya gelirseniz 4-5 saatinizi ayırmanızı kesinlikle tavsiye ederiz. Çok büyük, biz her yerini göreceğiz, her yeri yürüyeceğiz diye bayağı zaman geçirdik orada. Umarım bizi keyifle izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gezi vlogumuzda tekrar görüşmek üzere.